Hepinize merhabalar. Annemden gelen görüntülerle videomuza başlamak istedim. Çekmiş annem, sağ olsun yollamışlar. Komşularla beraber tarhana yapıyorlar burada. Evet, selamla söylüyorlar size, bay bay yapıyorlar şu anda. Tarhanamızın içerisine kuru soğan, kapya biber, domates, maydanoz, yeşil biber, yoğurt, un, tuz koyuyoruz biz. Başka baharat falan eklemiyoruz. Hani yörelere göre tabii ki içine konulan malzeme değişiyor. Burada kuru soğanı çekmişler robottan, yoğurt eklemişler. Evet, bunların hepsi robottan geçtikten sonra annem yoğurmaya başlamış. Çok güzel oluyor, lezzetli oluyor annemin tarhanası da. Annemlerin orada hala eski komşuluk devam ettiği için komşularla beraber yapıyorlar. Şimdi komşuya gitmiş annem. Bir taraftan tuz eklediler. İyice yoğuruyor. Tabii tarhananın aşaması da var. Önce ekşiyor, sonra tatlanıyor. Tatlandıktan sonra döküyor annem. Onun artık 3 gün mü 4 gün mü sıcaklığa göre de değişiyor tabii ki. İyice yoğuruyor. Sizlere yollamış bu görüntüleri, sağ olsunlar, çekmişler komşularla beraber. Pekmez de kaynatıyorlar birazdan. O görüntü de gelecek şimdi. Ellerine sağlık annemin de. Evet, annemin pekmez kaynattığı anlar. Üzümü pazardan almışlar. 300 kiloydu sanırım. Konuştuğumuzda öyle söylemişti annem. Babam çiğneme işini yapıyor. Özel çizmeleri var, onları giyip onlarla çiğniyor. Sonra pekmez toprağı var, onu koyuyorlar. 5-6 saat ocakta kaynıyor. 2 kazan kaynatmış annem, bu ilki sanırım. 1 kazan daha yapmışlar. Çok güzel pekmezimiz oldu dedi annem. Artık bekliyoruz. Pekmezi de yaptığına göre annemler artık gelebilirler her an. Gününü söylemedi annem. Her an gelebilirler, sürpriz yapabilirler bize. Anneme de teşekkür ediyoruz bu görüntüler için. Sizler de umarım sevmişsinizdir, izlemişsinizdir beğeniyle. Merhabalar, Antalya'dan yeni bir günde, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Biz kahvaltımızı yaptık. Biraz evde işlerim vardı, onları toparladım. Muzaffer'le beraber şimdi dışarı çıkacağız. Cumartesi pazarına gideceğiz. Lara'da, Şirinyalı pazarı diye de geçiyor. Epey zaman oldu. Ada doğmadan herhalde gittik. Tabii Haziran'dan önce gittik. O pazara epeydir gitmemiştik. Şimdi dedim kışlık sezonlar çıkmıştır. Hem gezelim dolaşalım, hava da çok güzel, tam böyle gezme havası, çok sıcak da değil, çok böyle bunaltmıyor da. Hep beraber şimdi cumartesi pazarına gidiyoruz sizlerle, gezeceğiz bakalım neler var neler yok, alışveriş yapacak mıyım? Hoşumuza giden şeyler olacak mı? Böyle giyindim ben de biraz ince şilemezi gibi bir gömlek giydim, terletmesin diye yine de. Sonrasında da bakacağız artık, pazardan sonra eve mi geliriz, yemeğimi falan da hazırladım. Gelince dedim en azından yeriz hemen. Çıkmadan aklıma geldi, tekrar döndük. Masanın ölçüsünü alacağım. Buna da bir örtü bakacağım. Böyle plastiklerden 160. 160'a. Onu yazalım mı? Zaten aklımıza tutar mıyız? 160'a 90 santim. 160'a 90. Onu yazayım ben. Unuturum çünkü. Ya yemek yerken hani kumaş, sofra bezi falan, masa örtüsü seviyorum. Ama günlük Muzaffer'le sürekli burada yediğimiz için topla, geri onu ser. O şekilde zor oluyor. Şuradan bir kalem bulayım. 1.60'a 90 santim. Tamam, bunu yazayım. Çünkü her seferinde unutuyorum. Ölçüyü aldım bir keresinde, oraya gidince nereye koyduğumu bulamadım. Şu fişi de kaldırayım.
Çünkü otururken telefonu şarja takmıştım. Onu da kaldırayım. Daha önce vardı kullandığım plastik böyle muşamba gibi. O şey yaptı, yırtıldı, kesildi. Makas bıçak falan deyince kesiliyor ya. O yüzden zaten bunun da ölçüsü olmazdı, bu daha büyük olduğu için. Buraya yeni bir örtü bakacağım. Eğer güzel bir şey bulabilirsem. Çünkü masa örtüsüyle olmuyor. Şu kalemde şurada dursun. Çıkabiliriz şimdi. Evden öğlen namazını kıldık. En azından dışarıda rahatça bulaşalım diye. Muzaffer de burada şeye uğrayacağız, kelebek mobilyaya uğrayacağız. Bakalım bir dayı soracağız. Çünkü telefonla aradık, yine ulaşamadık. Kelebek mobilya bizi mahvetti. Bize 2 hafta içerisinde geleceğini söylediler. İşte bir haftaya geçti. Bir daha 2. haftaya mı girdik? Bakalım soracağız. Bir ay evvel dediler. 2 hafta içinde gelir diye. 1,5 ay evvel haftaya gelir. Yani 2 aydır bekliyoruz. Evet. O kadar. Bize ayıplı mal verdiler. Mağduriyet. Evet. Ya bence o kutudan çıkmadı. Gelip de monte eden kişiler farkına varmıştır, o monte eden kişi. Tabii. Bizi Allah'tan hani ben silerken ters çevirdiğimde gördüm anında. Fark ettik ama. Bir de şeyde bulunmuyor. Yani varacağımız bir yer yok. Hani desek ki gidip alalım. Bu vida farklı bir vida. Arkası yıldızlı. Evet, o yüzden. Bakalım uğrayacağız. Matkabı aldı da. Eğer oradaki sandalyelerden olursa oradan çıkaralım derlerse matkapla çıkartacağız. Bakalım. Arabayı dün akşam dışarıya bırakmıştık, onu unuttuk. Garaja indik, tekrar çıktık merdivenledik artık. Dün geç gelmiştik dışarıdan. Aşağıda yer yoktu. Araba burada, evet. Narlarımıza baksana Muzaffer. Bahçeye de epeydir inmedin ya, maşallah şunun güzelliğine bak. Ama hiç yaprak kalmamış şurada, kurumuş. Şunu koparsak mı ki? Dönüşe kopartalım. Kurumuş, unuturuz dönüşte, aşağıya iniyoruz ya. Tamam, kopartalım. Şunu alayım dursun arabadan önce. Çünkü kurumuş bu. Asya çok seviyor ya. Ona veririz. Ay maşallah, şunlara bak ya Rabbim. Ne kadar da ağır. Nasıl taşısın? Yazık yavrum. Bir tane alalım yeterli. Komşularımız da alsın. Ben pazara gidelim dedim. Muzaffer ikiletmedi sağ olsun. Çoğu erkek sevmez pazarı gezmeyi. Artık beni gezdirecek sağ olsun. Allah razı olsun senden. Teşekkür ederim. Hava da... Kuaföre gitseydin ya bugün. Kuaföre hafta içi de gidebiliriz. Ya hafta içi bir gün gidelim nasıl olsa. Şimdi hafta sonu kalabalıktır çünkü. Hava 30 derece, 31 derece şu anda Antalya'da. Bayağı sıcak. Bizi izleyenler de genelde pazarı çok seviyorlar. Pazardan keyif aldık diye yazan arkadaşlarımız da çok oluyor. Bu pazarda inanılmaz kaliteli ürünler geliyor. İhracat fazlası. Böyle markalı ürünler çok geliyor. Ama işte sürekli gitmek gerekiyor. Biz bayağıdır gitmediğimiz için bakalım ne var ne yok bilemiyorum artık. Cumartesi trafiği. Bekleye bekleye gidiyoruz artık.
mezarın ilk girişinde hemen elbiseler varmış. Bunun rengi çok güzel. Böyle bir askerler de çok güzel. Oo, rengi çok güzel. Elbiseler ne kadar? Ama orası 300. 300. Seçmeyen o 300. Şimdi ben pazarda böyle 2-3 saat gezerim. Kendimi tutamam. Muzaffer birazdan ayrılacak benden. Kışlık sivitler çıkmış. Kapşonlar çok güzel oluyor. Yeşil. 250'ymiş bunlar. Ya, şunun rengi bu yeşil çok güzel. Telefonum çalıyor. Evet. Lambalar çok güzel. Otantik. Çok güzel çantalar var. Şöyle balon var. Aşağıya kadar indim, şimdi dönüşe geçtim artık. Zaten çoğuna bakmıştım. Elbiseler çok güzel, çok hoşuma giden elbiseler de oldu. Bir tane bir elbise aldım. Burası 75'miş pantolonlar. Buraya bakmamıştım da. Böyle renkli bavullar var. Renkleri harika. Aa, şu takımlar da çok güzel. Şile bezler. Elbise. Elbiseler ne kadar? 900 liraymış ama şahane. Çok güzelmiş ya. Bir taraftan kışlıklar çıkmış ama yazlıklar da hala devam ediyor. Şöyle şortlar var. 70 liraymış. Böyle sivitler falan çıkmış hep. Genişçi değil mi? Bu 60 liraymış incir. Ben çilek bakayım. Çilekler güzelmiş. Dantelli bir elbise, o da çok güzelmiş. Harika. Böyle makyaj malzemeleri de var. Pazarda her şey var. Ayakkabılar. Kemer. Kürkler. Deri ceketler. Oğlum sezondan beri vuruyor. Çantalar. Bunlar da 130'muş. Tünikler çok güzelmiş. 300 liraymış renkleri. Şahane. Buradaki elbiseler de 150'ymiş. Bunu da çok beğendim. Şahane. Bir de şu var, o da çok güzel.
Elbiselerin hepsi de süper. Şöyle. Burada da 150 ayakkabı var. Tabii de beyazlar. Şu çok şık bir ayakkabı. Ya böyle bir şey lazım bana da. Şu bak sandalettense. Hafif öyle bir şey. Ama şey. Bu eşofman altları çok güzelmiş. Harika. Erkek için bayan da giyiyormuş gerçi ama. Zafer onun şeyi nasıl bedeni? Şeyi çok güzel. Dokusu falan harika. 100 lira. Ayakkabı 100 lira. Adam ayakkabı terlik kadınlar. Şunlar da ev ayakkabıları. Onlar da 100 liraymış. Evet neresiz o? Neresiz o? Arabayla eve gidiyoruz. Böyle bileklikler var. 150 liraymış bunlar da. Hadi onu al 20 lirasını almayayım senden misafirsin. 20 lirası. 100 yapalım. 3-5 tane alsan yine yapamam. Ne oluyor? Bileklikler de çok güzelmiş. Misafirim dediğin için. Şöyle şortlar varmış 50 lira. Ama bedenleri hep küçük. Erkek için. Buradaki elbiseler de 250 lira. Bunların da renkleri çok güzel. Canlı canlı renkler. Ay şu turuncu da çok güzelmiş. 100 liraymış. Deri çok güzel ama. Ama bunlar benim ayağıma olmadı. Ayağım taraklı olduğu için. Şu rengi de varmış. Şöyle yeşili de var. Her rengi var. Lampaları çıkarken cevizci gördüm. Taze ceviz. 70 liraymış. 1 kilo aldım. Kaman cevizi dedi ama bilemiyorum doğru mu? Pazardan gelirken Kelebek Mobilya'ya uğradık. Vidamızı aldık. Artık oradaki sandalyelerden çıkarıp da verdiler. Bir de puf verdiler. Biz bench bekliyorduk. Puf söylemişler. Artık buna razı olduk. Ne yapalım? Gelirken fırından da ekmek aldık. Şimdi Muzaffer'e ayakkabı bakacağız. Decathlon'a geldik. Muzaffer'in 13 Ekim doğum günü. Bunu eve çıkarınca artık bir daha gösteririz ya. İyi oldu. Muzaffer'e ayakkabı alacağız buradan. Geçen gün pantolon almıştık. Doğum günü hediyesi. Bir tane de ayakkabı sipariş vermiştik. O gelmiş. Şimdi Decathlon'a gidiyoruz. Ayakkabıyı aldık. İyi güle güle giyin. Sağlıkla giyin. Sağ burada tamamen spor malzemeleri var. Kamp malzemeleri var. Şöyle dolaşalım yine bir de. Kışlık montlar. Mika mı o? Mika gibi değil benim mi? Benim şey gibi. Yüksürüm gibi. Ha, cam değil. Cam evet. Pet. Cam pet. Düşünce kırılmaz. Şuna da boyunluk. Hem boyunluk hem şapka gibi oluyor. Şöyle botlar gelmiş. Bu arabadan istiyorum ben. 3000 lira. Evet 3000 liraymış. Bir çeksene tutup da Muzaffer ona. Şahane bir şey. Pikniğe falan giderken. Harika bir araba ya. Bundan alalım. Pazara giderken de kullanılır. Ama en çok piknikte, denize falan giderken bütün malzemelerini koy, çek. Bir de katlanıyor bu. Katlanır halinin resmi yok herhalde değil mi burada? Yok. Yokmuş. Katlanınca küçülüyor tabii. Arabaya da kolaylıkla sığıyor. Güzel bir şey. Ha, senin pantolonlardan evet.
Muzaffer'in şu üstündeki pantolonu aldık geçen gün. Bu rengini de aldık. İki renginden de aldık. Doğum günü hediyesi. Sağlıkla giyinsin. Her türlü spor malzemesi var burada. Çok hafif. Seneye yazı bunlara ben şey Asya'ya alalım. İnanılmaz hafif bir ayakkabı ya. Aa, evet, ayakkabı çok hafif. Çok da pahalı mı değilmiş? 250 lira. Sandalyelerine baksana. Lütfegül buradan almışlar herhalde. Evet, tanesi 500. Lütfegül'ün balkondaki bundan çürüyen. He. Ama kaç yıl kullanmışlar, çürümüş artık. Şuraları falan daha sağlam. Bunlar bayağı kaliteli almışlar. Şu sandalye de çok iyiymiş. İnanılmaz şey, rahat ve sağlam. Arkasında başınızı koyacak yeri de var şurada. Ama 1600 liraymış. Sandalyenin fiyatı da yüksek. Şaşırtıcı bir şey, çok şaşırdım ben. İkinci el ürünler satılıyor burada. Bisikletin ikinci eli, skuterların ikinci elleri. Değil mi? 2800 liraymış. Sıfırı ne kadar acaba merak ettim şimdi. Bu 1300 liraymış. Tabii bu biraz daha yıpranmış. Buraları falan yıpranmış. O yüzden herhalde. Bak. Daha önce hiç dikkatimi çekmemişti. Çok şey tuhafıma gitti. Bak burada bot var. İkinci. Ha, bu da defolu herhalde. 4 kişi. Evet. Şurada da var sanırım kullanılmış diye satılan herhalde. Yok, onlar sıfır. Onlar sıfır mı? Evet. Pazardan bu elbiseyi aldım. Rengi böyle deseni çok hoşuma gitti. Yakası birazcık açık. Bunu şey yapacağım. Dikeceğim yukarıya kadar. Boyu da birazcık kısa gibi geldi ama artık yazın evde falan dedim giyerim. Böyle kolları uzun aslında ama toplayabilirim şöyle şu şekilde. Bu şekilde kullanırım. Bunun iki rengi daha vardı. Onlar olmadı şeyleri, bedenleri. Ama bunun bedeni falan güzel oldu bu şekilde. Ben çok beğendim ya. Güzel oldu ama. Güle güle giy. Elbise rahat oluyor ya yazın. Antalya'da hani çok kalın bir şey giyemiyorsunuz. Bunun kumaşı da çok ince. Tiril tiril. Hem de içini belli etmiyor. Hani içini belli edecek bir şey giyemiyorsun. Ya astar giymen gerekiyor. O zaman da daha kalın oluyor. Sıcakta hiç giyilmiyor yani, giyemiyorsun. Neyse, bunun yakasını bir düzeltmem lazım. Birazcık kapatmam lazım. Şey olarak, beden olarak iyi, beğendim yani. Güzel oldu bence de. Dışarıdan gelince elimi yüzümü yıkadım. Ondan sonra dedim elbiseyi bir deneyeyim. Size de göstereyim istedim. Başka da bir şey almadım. Birkaç tane böyle hoşuma giden elbiseler oldu. Ama fiyatları çok yüksekti. Hani pazara göre çok yüksekti. O fiyata mağazadan şimdi indirimden almak daha mantıklı geldi. Ama bu 100 lira olunca uygun fiyatlı. Daha nasıl olsa şey yaparız. Gideriz dedim önümüzdeki günlerde de. Biz biraz sonra bence de göstert. Ha evet. Bence de gösteririz şimdi. Bench değil şey, puf. Puf. Yine bench değil. Ama orada baktık, karar veremedik. Doğutaş'la Kelebek aynıymış. Aynı kişiye aitmiş. Yan yana zaten mağazalar. Doğutaş'a da geçtik, oradan da baktık. En uygunu bunu Muzaffer'le ikimiz karar verdik artık. Onu da gösteririz şimdi, temizleyeyim, onu da sileyim. Pufumuza bakıyoruz da. Birkaç çeşit vardı orada, bize gösterdiler. Diğerleri uymuyordu renk olarak. Gerçi bu da kumaşı farklı.
artık en uygun bunu bulduk. Dedik en azından şeyde küçük odada falan üstüne otururuz. Şey vardı, üçgen modeli vardı. Bir de böyle uzun biraz puflar vardı. Biz bunu tercih ettik. Hatta önce içi bunun kutu gibi olacak sandık. Burası boş sandık. Muzaffer de öyle zannetmiş. İçine dedik oyuncakları falan doldururuz Asya'nın. Ama burası tahtaymış. Bu da buraya sabitleniyor bence Muzaffer. Bu nasıl sabitleyeceğiz acaba? Herhalde. Çünkü burada çivi yerleri var. Çivi yerleri var. Çevir alttan bak çivi yerlerini. Var. Evet. Buradan o zaman çivilerini... Onların üstüne geçirdiğin zaman sabitlenir. Ha, tamam. Onu sabitleyelim ama güzel oldu ya. Yani gidince ancak ulaşabildik. Onlar daha getirecek mi getirmeyecek mi belli değildi. Altını da sildim. Güle güle kullan. Evet, puf sahibi olduk. Acıktık, yorulduk. Pazarda ben bayağı bir dolaşınca şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Arkasından da tabii olmazsa olmazımız. Çayımızı içeriz. Belki balkonda otururuz bugün biraz havada çünkü esmiyor. Çok sakin bir hava var. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda sağlıkla.